Arkadaşlar, Aydın Ünal Bağlama ve Gitar Öğreniyorum adlı kanalımdan hepinize selamlar, sevgiler, saygılar. Arkadaşlar, bayağı bir oldu ders işleyemiyoruz biraz yoğunluktan dolayı. Bugün güzel bir şarkı hazırladım sizler için. Bivok ve Mararat'tan akorlarını hazırladım arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir çalışma olur, güzel bir çalışma. Çok da istek almıştı. YouTube'da bayağı bir mesaj yazan arkadaşlarımız vardı, o yüzden hazırlamak istedim. Umarım sizin işinizi görür. Sevdiğiniz bir şarkı arkadaşlar. İnanıyorum buna. Ben hemen öncelikle akorları söyleyeyim sizlere. Fa diyez minör arkadaşlar. F kare M yazılır. Fa diyez minör. Birinci parmağımızı komple, ikinci perde komple basıyoruz. İkinci parmağımızı kullanmıyoruz ve onun yanındaki perde boşta. Yani üçüncü perde boş kalıyor. Dördüncü perdede beşinci tele üçüncü parmağımızı, dördüncü telede dördüncü parmağımızı basıyoruz. Fa diyez minör elde ediyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Birinci parmağımızı ikinci perdede komple basıyoruz. Bare dediğimiz şey bu işte arkadaşlar. Bir sesten fazla aynı anda bir parmakla basma şeklinde bare deniyor arkadaşlar. İkinci parmağımızı da beşinci tele basıyoruz dördüncü perdede. Dördüncü parmağımızı da dördüncü tele basıyoruz ve fa diyez minör elde ediyoruz. Bir de mi majörümüz var arkadaşlar. E olarak yazılıyor. Birinci parmağımız üçüncü telde, ikinci parmağımız beşinci telde, ikinci perdede ve üçüncü parmağımız yine ikinci perde dördüncü telde arkadaşlar. Bu da E, mi majör. Bir de si minör var arkadaşlar. Bm olarak yazılıyor. Bm, si minör. Birinci parmak üst tel hariç ilk beş tele basılıyor komple yine bare. İkinci parmağımız üçüncü perdede ikinci telde. 1, 2, şuraya ikinci parmağımızı basıyoruz ve üçüncü parmağımızı dördüncü perdede dördüncü tele, dördüncü parmağımızı da üçüncü tele basıyoruz arkadaşlar. Bu da Bm yani Si minör arkadaşlar. Si minör de genelde üst tele vurulmaz arkadaşlar. Zaten üç akorla çalınıyor. Fa diyez minör, mi majör ve Si minör arkadaşlar. Üç akorla şarkıyı çalıp söyleyebiliyoruz. Akorlarımız bunlar, ritmimizde. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, 2-4 ritim diyelim. Fa diyez basıyorum. Aşağı, bekle, yukarı, kapat, yukarı, aşağı, yukarı. Tekrar. Aşağı, yukarı, kapat, yukarı, aşağı, yukarı. Tekrar. Bir daha. Şimdi biraz hızlı. Bir daha. Şimdi yavaş. Aşağı, yukarı, kapat, yukarı, aşağı, yukarı. Arkadaşlar ritmi bilmiyorsanız özellikle çok çalışmanız gerekiyor. Ta ki oturana kadar ya da akorları bilmiyorsanız aynı şekilde, özellikle bare basamayan arkadaşlarımız varsa şunları çok fazla çalışmanız gerekiyor. Aslında daha basit akorlarla da yazılabilir, yazabilirdim de ben. Çok daha basit akorlarla yazabilirdim ama orijinal tonu bu. Yani Mem Ararat'ın okuduğu ton bu arkadaşlar. Orijinal tonda yazmak istedim. Umarım faydalı olur dediğim gibi. Ben hemen arkadaşlar şöyle oluyor. Fa diyez minör basınca 3 tur atıyorsunuz. Bitti. Sonra bir tur mi majör. İlk sıramız böyle. Tekrar. 1 2 3 mi majör 1. İkinci sırada si minör 2 tur, mi minör, mi majör 2 tur, 1 tur pardon, fa diyez minör 1 tur. Tekrar söylüyorum, ikinci sırada yani navete çıfa şelele sozları dediğimiz yerde si minör 1, 2, mi majör 1, fa diyez minör 1. İki sıra neyse diğer ikişer ikişer sıralar hep aynı gidiyor. Yani fa diyez minör 3 tur, mi majör 1 tur. Sonra si minör 2 tur, mi majör 1 tur, fa diyez minör 1 tur. Hep böyle gidiyor. Yani şu
fa diyez minör bir tur mi majör. Sonra ikinci sıraya geçiyorum. Navete çırmaşelle sosare. Yani iki elle sosare. Mi majör bir tur, fa diyez minör bir tur arkadaşlar. Sonra kenem dönere çalemin yari. Kenev dinere le çavemin fa diyez minör 3 defa, yine mi majör 1 defa yarede oluyor. Sonra si minöre geçiyorsun. Kenev de pardon. Kenev de nere ritasi pane. Burada da yine si minör 2 defa, mi majör 1 defa, fa diyez minör 1 defa arkadaşlar. Evet, tekrar ediyorum. Kenev de nere çavemin yari. Sonra arkadaşlar çengek avazelat bivokaz uzanım, yine 3 tur fa diyez minör 1 tur mi majör. Yani şu çengek avazelat bivokaz uzanım. Sonra dışıbeç rüskek la asimanan si minör 2 defa, mi majör 1 defa, fa diyez minör 1 defa. Dışı beçi rüskekli asimanım. Sonra çaman dildi hevan kara zezalan. Keser adı limem yasar uzemanan. Çaman dildi hevan kara zezalan. Keser adı limem yasar uzemanan. Evet arkadaşlar, sonra tekrar Gülilkek Şimbiye aynı birinci sırada çaldığım gibi arkadaşlar. Şöyle ben hemen göstereyim. Mutlaka defterinize yazın arkadaşlar. Bakın fa diyez minör, mi majör ve si minör arkadaşlar. Bakın ilk iki sıra neyse diğer sıralar hep aynı. Mutlaka yazıyoruz. Bakın ritmimiz arkadaşlar. Şöyle birinci kıtayı yaklaştırayım. İkinci kıtayı yaklaştırıyorum arkadaşlar. Evet, umarım faydalı bir çalışma olur arkadaşlar. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Bol bol çalışın. Biraz hızı var. Biraz daha bareli akorlar olduğu için belki yeni başlayan arkadaşlar için